Herkese merhaba arkadaşlar, ekip hoş geldiniz. Ben Mert. Ben Doğan. Ben Doğusan. Bugün çocukluk anılarımızı anlatıyoruz. Çok komik. Evet. Çok saçmasın. O nasıl bir konuşmaydı be? Sen niye balkon konuşması mı? Tayyip Erdoğan. Halka sesleniyoruz. Arkadaşlar, kısaca şöyle söyleyeyim. Biz bugün komik çocukluk anılarımızı anlatacağız. Çocukluk anılarımızı anlatacağız. Yes, I don't see. Küçüklük anılar. Ne dedin sen? Yes, I do see. Saçmalama, bir İngilizce de o. Tamam. I don't see. Tamam. Sonra ben play. Sıra sıra mı şimdi? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak Mert kendi bir komik bir anısını anlatacak. Sonra Doğan, sonra ben. Sonra döneceğiz böyle. Yanlış anlamayın, dönmem hayatım. Tamam, anlatıyorum ben. Delikanlı gibi anlatacağım ama bilmiyorum. Şimdi de Mert'in anlatacağı olaydan ufak bir şeyini falan ben biliyorum. Ben de vardım yanında. Ben de yoktum yanında. Ben yoktum, pardon. Sen niye halkı kandırıyorsun? Şuradan eğer ki izliyorlarsa metro ve metroda çalışan oradaki yetkililerden çok ve çok özür diliyoruz. Mert adına ben özür dilerim şimdi sizden. Mert, konuya geç. Yıllar yıllar önceydi. Yaşım 6 veya 7 idi. Bu ne lan, ilkokul öğretmeni gibi. Neyse. İstanbul'dan dönüyorduk. Yaşım küçük olduğu için. Evet. O malum olay oldu. Bir metro çalışanını mağdur ettim. Komple otobüsü. Ama adam kendi yaptı sandı. Kendi işedi. Benim işedim oturdu. Oğlum komik, niye gülmüyorsunuz ya? Abi bir dakika, bir şey söyleyeyim mi? Adam öyle bir anlattı ki ben ne anlattığını bile bilmiyorum. Ben anlatacağım abi, sen anlatmayı bile bilmiyorsun. Tamam, anlatıyorum bak. Şimdi biz İstanbul'a gitmiştik. İstanbul'dan dönerken ben biraz şey olmuşum. Biraz ishal. Ya neyse ya. Cır cır. Cır cır olmuş ya arkadaş. İşte, biraz suyu fazla içmişim. Çocuğum tabii, böyle 5-6 yaşlarında. Ufak. 5-6 değil, 10 yaşında. Ya abartma, 5-6 yaşlarında falan. Tamam neyse, öyle olsun bakalım. 5-6 yaşlarında falan. Bunu anlatıyorum bak. Tamam, anlat dedik, yürek halka aç, balkon tamam. Konuşması yap. Bütün gururumu yere atmıyorum. Neyse, o suyu içtikten sonra uyuyakalmışım. Ne olduysa o uykudan sonra oldu. Orada arkadaş oraya işiyor direkt. İşiyor, sonra... Sonra muavin arkadaş benim kalktığım yere oturuyor ve uyuyor. Uyandığında... Beni buradan duyuyorsan hakikaten senden çok özür dilerim. Adam kendini çok kötü hissetti abi. Allah belanı versin Mümtaz. Niye oğlum, ne yaptım lan şimdi? Hiç, içimden geldi. Ya ben kendim mi işimi zannetti? Adam, o arkadaş, o abi diyeyim. Orada onu görünce kendisinin işlediğini zannetti. Ama bayağı bir utanç bir durumdu. Bu da böyle bir anısı arkadaşımızın, bir kardeşimizin. You understand me. Asiktir oradan gavat, yaşattı gözlerimden. Metro çalışanlarından özür diliyoruz. Özür dileriz. Bir daha yapmayacağız. Bir daha yapmayacağız. Bir daha koltuklarınızı işemeyeceğiz. Lütfen. Sene 2013. Bir yaz ayı ve aylardan Kasım. Ben yine yalnızım. Çok komik espri lan, vallahi eminim. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. Ben şimdi... Ve konuya başlamadan önce buradan Emir'e selam söyleyeyim önce. Emir? Şey abi, Emir bizim bir kameraya arkadaş. Bakarsan. Arkadaş. Her neyse, olaya ben direkt dahil olacağım. Şimdi koltuk, para, mahkeme ve nasıl diyeyim, sanık ve ben, tanık. Her neyse işte birkaç sene önce nasıl diyeyim sana. Fena değil. Buradan öncelikle yine Emir'e selam söyleyeyim ben. Bugün benden istedi yani bunu. Kime? Emir. Soy ismi ne? Soy ismini ben de bilmiyorum. Arkadaşım. Her neyse. Sağlık olsun. Şimdi babam kendisi işte çalışıyordu, işte getirdiği parayı koltuğun altına koymuştu. Ben de daha küçüğüm yani. Fazla küçük değilim. O kadar küçük değilim. İki sene önce demedin. Evet. İki sene önce? 16 yaşındayım. Ama küçüktüm. Yani? Gibi gibi. Neyse. Para bir gün koltuğun altından kayboluyor. 7 milyar. Yani 7000 TL. İş milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kal. Aradan 2 gün geçti.
Bana bir mahkeme kağıdı geldi. Yani bana geldi. Doğan Yargı adına. Mahkeme işte kağıdı okuduktan sonra baktım ki babam bana dava açmış. Ben çok benimsel tamam sansür var. Babam bana dava açmıştı. Mahkemeye gittim duruşma salonunda. Tabii yargıç beni çağırdı. Doğan Yargı bekleniyorsunuz falan diye. İçeri girdim. Şöyle göz ucuyla sağ tarafa baktım. Davacı babası. Davacı babası. Çocuk karşıya bakıyor, babasını görüyor. Babası şikayetçi davacı. Tabii, tabii. Sen bana bir şey anlatın yani diyordun ya. Neye? Anlatırsanız. Her neyse duruşma başladı işte. Yargıç birkaç tane sorular falan sordu. Dedi ne yaptın, ne ettin, kimle yedin? Hakim değil mi lan? Yargıç. Hakimle yargıç aynı yakar. Tam neyse, Türkçe'ye geçmeyelim. İşte ben de dedim hakim mi dedim. Ben bu parayı alsam dedim, şu an altımda bir tofaş olur dedim. İşte böyle şöyle. beraat ettim. Hakim beraat ettiğimi açıkladı. Ken beraat kararı hoppala. Ve de cüppala. Hadi bağcılar. Köşe başımda bekliyor bu ayanlar. Ve parayı benim almadığım açıklandı. Sonrasında babam geldi benden özür dilemedi. Yani öyle bir şey yapmadı. Dövdü. Dövdü bir de. Her neyse böyle bir anım. Buradan yine Emir'e selam olsun. Emir kim? Arkadaşım. Niye öyle bir selam verdin? Bugün birkaç defa söyledi de abi bana. Tamam. Buradan kuzenim Emirhan Çakmak, Can Baykuş, daha kim var lan? Yılmaz Morgun. Eren Çakmak. Dur. Buradan Carson City'li arkadaşım. Buradan Richard. Bizim Jonathan. Carson City'li arkadaşımız Bert Dinç, Emirhan Çakmak, Can Baykuş. Onlara buradan selam olsun. İzliyorlarsa like atmayı unutmayın anlatosu pisikler. Ve bir de Hasan Baykuş. Bir de Hasan Baykuş. Oyuncu TRT. Oyuncu TRT abone olmayı unutmayın. Kanalı var. Ufak çocuk. Abi sponsorumuza da gönderelim mi selam? Ali Bakkal. Bizim sponsorumuz Ali Bakkal. Ona buradan selam olsun. Dal 1 lira. Neyse bilen biliyor neyse. Abi şimdi arkadaşlar ben o zaman da 7 yaşındayım. Ferdi diye bir arkadaşım var. Sen 7'ysen? Bir dakika sen 7'sen lan bu da 5 yaşında o zaman. Sen beni bozma. Arkadaşlar 7 yaşındayken köyde bir bakkal var. Yanımda Ferdi diye bir arkadaşım var. Bakkalın sahibi fındık bahçesinde çalışmaya gidiyor. Fındık toplamaya gidiyor. Biz de Ferdi ile bakkalı kapısının açık olduğunu görüyoruz. Kimse de yok. Çocukluk aklı siz sakın yapmayın hırsızlık. Biz neyse o kapıdan içeri girdik. İki kişi. Çikolata falan aldık neyse. Çikolata falan aldık. Kola falan aldık. Yedik içtik. Bir de köydeki bütün çocukları dağıttık. Sonra neyse ben eve gittim. Eve gittim. Bir şekilde babam ya da annem öğrenmiş. Hayatımda yediğim en büyük dayağı yedim 7 yaşındayken. O gün bugün de felç geziyorum. Ve açıklıyorum. Ve bir dakika. Ve ondan sonra şöyle bir olay oldu. Olayın sıkıntı yanında şu. O bakkalın sahibi fındık bahçesine gittiğinde vefat etmiş. Ölmüş adam mı? Adam ölmüş. Adam Allah rahmet eylesin. Adamlar helal bizi... isteyemediler lan. Hani gülünecek bir şey değil aslında biraz da nasıl diyeyim size. Böyle bir anımdı. İnşallah helal eder. Ama çok iyi bir insandı. İsmini söyleyemem buradan arı. Çünkü bu tanıdıklar da izliyor. Çok iyi bir insandı. Hep biz o bakkalın önünden geçtiğimizde bize bedava, ücretsiz şeker falan, çikolata falan verirdi. Çocuk aklıyla yapmış olduğum bir hatamdı. O gün bugündür de hiç bir zaman öyle bir şey yapmadım. Siz de yapmayın. Hırsızlığa hayır. Ali Faik'in bahçesini soyduk. Evet. Şimdi biz küçükken bütün mahallenin gençleri gece saat böyle 10-11 gibi büyükler teravihe giderken, tabii biz çok küçüğüz teravihe gitmiyoruz. Ramazan ayında büyükler teravihe giderken bizim burada bir amcanın bir bahçesi var, orada nar var. Sadece onda var nar. Sadece onda var yani. Evet. Evet. Amca bize narı vermiyordu. Biz de mahallenin gençleri organize olup işte vermiyordu bize. Evet. Biz de mahallenin gençleriyle organize olup bir operasyon düzenledik. Adını da nar operasyonu koyduk. Aynen. Vallahi öyle. Güzel lan. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Mert Bey'e bahçenin girişinde yol var. Yola beklettik dedik ki buna. Ben karınca bile geçse bize haber ver. Hani biz kaçalım. Ben haber veririm. Biz neyse gittik. Narları toplayacağız. Tam narları toplayacağız. Mert diyor ki biri geliyor. Ne geliyor? Köpek geçiyor diyor. Adamdaki mantığa bak.
O kadar salaktı bu çocuk ufakken. Lan demediniz mi karınca bile geçerse çarp diye? Adamdaki mantığa bakar mısın? Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya, taşıyorum. Niye hammallık yapayım? Evet arkadaşlar, bir saçma videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Son bir selam daha buradan Emre tekrar selam. Emre selam olsun. Emre selam olsun. Allah olsun. Allah olsun. Umar da hoş kaçırdın kendimizi. Hadi şöyle. Hoşçakalın.